Drama durumu ne abi? Hemen giriyoruz Twitch Felix'in yeni adıyla Over Drama'ya. Abo oğlum çok uzun ya. Jahrein açıklaması, Tokdir açıklaması, Tokdir açıklaması, tekrar açıklaması. Arkadaşlar şimdi ben şuna bir şey söylemek istiyorum. Ben normalde dramaları yayın dışı takip ediyordum. Drama kontenti merak ediyorsun. Magazin yani her zaman satıyor. 893 izlenmesi var yani bunun. Anlatabiliyor muyum? Hani düşündüğün zaman ama Drama. şey yapmayı tercih etmiyorum. Abi Cahoda Travis gibi pepla. Hani bu haklıdır bu yüzden. Çok fazla dahil olmayı sevmiyorum. Bu omurgasızlıkla hiçbir alakası yok bunun. Doğru. Kendi kendime niye omurgasız diyorum amına koyayım ben bari ne alakası var. Dışarıdan izleyin. Spectator. Anladın mı? La, ne la ya abi? Niye yalan? Yalanlık ne burada? Burada yalanlık ne? Ne? Çünkü şeyde onu yaşadım yani. Charm'ın drama videosunu izleyip YouTube'a attığımda gerçi 200 yorumdan bir tanesinde sadece vardı. Hangana hiçbir şey dememiş falan diye. Abi ben niye diyeyim ki? Ben niye diyeyim ki? Ben yargıç mıyım amına koyayım? Hani belli bir karar niye ben veriyorum ki? Ben de sizin gibi biriyim. Ben sadece sizle birlikte izliyorum videoyu. Bu kadar. Herkesin kendi kafası, beyni var. Ben kendi yorumumu söyleyip sizi niye etkileyim ki? Siz kim haklı, kim haksız? Kendiniz görüyorsunuz da aynı boku izliyoruz yani. Ben niye Saniye size bayağı fikir aş... mafyamız bu arada. Hocam. Oğlum süngeri bir dur. Hani ben yargıç değilim. Dramada ben de dahil olmadığından dolayı yorumumun önemli olmadığını düşünüyorum. İçine dahil olmama gerek yok. Ben sizle birlikte takip ediyorum abi. Evet. Dramanın başı. Once and for all söylüyorum. Kick yok. Kick Tokdir. yok. Kim nereye geçmiş? Sikimde de değil. Kick yok. Canlar kick falan yok. Kick yok. Biliyorsunuz ki ben kick'e sadece kick bana domalırsa gibi bir teklifle gelirse gibi Büyü niye geçebiliyorum. çiğniyor? Alışkanlık abi. Bunu Nasıl aslında yoldan şu kendim abi? Ne yazmak oluyor istedim. lan? Çünkü biliyorsunuz Twitch'in anası sikildi. Ortam sikildi. 9 sent veriyorlar falan. Para yok. Dönmediler. Dönmediler. Ama bana dönmeyeceksen senin ben ananı, bacını, soyunu, sopunu, sülaleni, dedeni... Abi çocuk var ya. Abi. Gelmişini, geçmişini gelseler de gitmem artık. Harbi de Abi anamız bacımız var ya. derlerse ki Sedo Baba öyle bir teklif getirdik ki sok çıkar ustam Abi. bize. Sok çıkar ustam Abicim. bize. O zaman olabilir. O zaman olabilir. O teklif gelir mi gelmez. Onu söyleyeyim. Öyle bir teklif gelmez yani. Once and for all. Evet. Uzun zaman. Sonra Cahreyn de story atmış. Bugün arkadaşlar sabah bizim modlar bir video attılar bana. Uzun zamandır yüzünü görmediğim insanların yüzünü görüp yine midem bulandı ama çok güldüm, çok keyiflendim. Akşam yayında anlatacağım. Çok güldüm. Aklının acelesi yok ulan. Keyfim yerine geldi valla. Tamam, çok ısrar ettiniz, anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar, bazı arkadaşlar biz Nimo'ya geçerken çok iyi deal'lar ayarlamak için kendimi yırtmama rağmen işte orası Evil Corp. Şeytani bir şirket orası. falan diye. Bunun arkasına sığınarak işte oraya geçenlerden izleyici kapma, yırtma, parçalama gibi bir plan kurmuşlardı kendilerince. Tutmadı bu plan tabii. Bugün de aynı arkadaşlar Kick'in kapılarını tırmalamışlar. Kick de tabii bunları siklememiş. Siklenmemelerinin kesinlikle benimle veya başkasıyla alakası olduğunu zannetmiyorum. Siklenecek insanlar olmadığı için siklenmemişler. Orası ayrı. Çok güldüm yani. Şimdi Nemo Evil Corp'tu. Bunun tek sebebi arkasında Tencent olan Çinli bir firma olmasıydı. Yani dayanak buydu. Ama Kick Evil Corp değil. Ulan Kick'in sermayesini hiç mi merak etmediniz? Stake adında uluslararası bir gambling sitesi bu arkasındaki sermaye ve bu site Türkiye'de yasak, evet. Türkiye'de kullanımı yasak. Zaten giremiyorsunuz da bu siteye Türkiye'den. Ama arkasında bunlar var yani. Amerika based bir site ve geçen yıl 3 milyar dolar kar açıklamış bir şirket. Yani öyle şeyde illegal millegal değil dünya çapında. Yani Türkiye'de illegal. Yasalar biliyorsunuz lokaldir. Ama şimdi yani o site Nimo, Çay Doğru, kumar. Chinese olduğu için Evil Corp'tu. 2 değil 3'müş. 1 milyar Ama etkili Kick'in manyak. Doğru kapısını bil. tırmalamak mübah. Kick'ten de siktir yiyince nasıl sinirlenmiş, küfür müfür ya. Küfür edip falan. Çok keyiflendim ya.
Yani şunu anlamak lazım. Çocuk olmamak lazım. İşte arkadaşlar hiçbir sitenin, şirketin dini, imanı, vizyonu, iyilik falan filan değildir. Yani günün sonunda bunların hepsi kısa vadede veya uzun vadede para kazanma amacı güden şirketlerdir bunlar. Şirketlerin duyguları olmaz yani. Kik'in şu andaki vizyonu rakiplerini elimine edip online streaming services sektörünü ele geçirmek ve buradan tabii ki uzun vadede para kazanmak. Bunu yapabilecek bir sermayeleri şu anda mevcut olduğu için az önce bahsettiğim kazanç merkezlerinden dolayı bu bağlamda bir yol ilerliyorlar. Evet. Yani şirketler kötüdür. Haram. Anlatın abi. Özellikle. Doğru bir point bu arada. Hiçbir şirket yani iyilik beklemezsin. Belli bir boyuta ulaşan her şirket. Şeytan. Facebook'u da böyle. Google'u da böyle, Amazon'u da böyle, Kiki de böyle, Nimos'u da böyle. Okey, o konuda yani doğru. Nedir muhabbet arkadaşlar? Anlatın abi, merak vermiş. Ettim. Twitter overdrama'da var. Bakayım abi. Overdrama. Jahreyn'den Tokdir'e. Bazı arkadaşlar Viznimo'ya geçerken çok iyi teklifler ayarlamak için kendimi yırtmama rağmen orası şeytani bir şirket diyerek... Oğlum videonun sesini açmıyor. Saniye Tokdir'e tilt olmuş kurtarlan sıra. 1 dakika 5 saniye. Ya of. Oğlum. Ses açık olmayınca Twitter videoyu atlatıyor ya sürekli. Devam edelim, pardon. Kik de bunları siklememiş. Nimo kötüydü size göre. Kik'in sermayesinin nereden geldiğini biliyor musun? Ne değişti? Biliyorum bu arada Kik'in sermayesinin nereden geldiğini. Araplardan ve bet sitelerinden geliyor abi. Şimdi anlamadığı şey şu. Araplar mı varmış abi? Anlamaz zaten bunu da. Arkadaşlar biz temiz Twitch'te toplandığımız zaman temiz Twitch'te insanları bir toplumsal hareket adı altında toplamak için bir hareket başlattık. Yani insanlara Twitch'te bir mevzular dönüyor. Bakın paralar aklanılıyor. Bakın kardeşim burada haklar yeniliyor. Hırsızlıklar yapılıyor diye insanlardan bir kamuoyu topladık. Temiz Twitch'te platform değişikliğine en fazla izleyelim. Yükselmemizin sebebi topladığımız kamuoyunun böyle bir para meselesi için kullanılmasıydı. Jahreyn de bunu yaptı. Biz topladığımız kanka senin sigaran bitince ne yapıyorsun? İnsanlara para karşılığında vermek istemedik. Yani temiz Twitch bir kamuoyu hareketiydi. İnsanları ayıktırma hareketiydi. İnsanlar için kardeşim burada bir hani bir durum dönüyor. Hatırlıyor musunuz lan temiz Twitch'i? Bu duruma karşı ayıkın, ses çıkartın hareketiydi. Fakat ben siz bu hareketi he. Kardeşim bir para kapısına dönüştürmeye çalıştınız. Biz de o yüzden geçmedik. Bitçiler Kik başka vardı. Bir durum, bu başka bir durum. Sen anlar mısın? Anlamazsın. Ama böyle çarpıtmayı ve bu şekilde sağa sola bunu böyle yaymayı seversin. Ben yorum yapmayacağım. Daha fazla yorum yapmayacağım bunun üzerine. Çok konuşmak istiyorsa, çok laf atmak istiyorsa da varız. Siyah ekran yayın grevi. İkisinin farklı olduğunu anlayabilecek kapasitede olmaz. Bu neydi lan? Öyle bir şey vardı. Çoktan geçti Jahreyn. Maalesef. Birinde biz insanlara ya, bir şeyi göstermeye çalışırken siz yok bunu lan, bir sürü kişi yapmıştı onu ya. Çalıştınız. Biz de bunu reddettik. Arkada da tartışmalarımız bunun üzerinden döndü. Durun abi. Şimdiki başka bir şey. Şimdi gerçekten insanlara teklifler falan veriliyor. Ha. Evet, Çin firması var. Şeytani bir şirket muhabbeti yaptık kesinlikle. Eyvallah. Ama biraz da devir de değişti amına koyayım. Videoyu sesli dinlemem arkadaşlar. Şuraya bak yani konuşma biçimi falan almayayım. Almayayım arkadaş. Ha bir de ya kusura bakma da ölmedik mi be birader? Sal ya. Sal yani ölmedik mi abicim? Ya ne yiğidi öldürebiliyor ne de hakkını verebiliyor amına koyayım yani, anladın mı? Şimdi arkadaşlar geldim. Şunu söyleyeceğim. Ben yayıncılığımı drama üzerinden çevirmek istemiyorum. Yayıncılığımın bununla anılmasını da istemiyorum. Ama bana saçma sapan laf gelirse de hakkımı korurum abi. Tamam mı? Yani hiç abi, o taraklarda bizim yok. Benim izlenmemin sebebi de bu olsun da istemiyorum. Sizin beni neden izlediğiniz belli. Niye burada olduğunuz belli. Zaten kardeşim giden de gitti. Bu kitleden giden de gitti. Ha ben şey de yapmıyorum. Hani çok mass kavgalar dönmesine rağmen, büyük kavgalar dönmesine rağmen hiçbir zaman bir Jahreyn hate'i ortaya çıkartarak bunun üzerinden beslenmeye de çalışmadım. Üstüne bunu da durdurdum. Çünkü bu bana yakışmaz. Birinin üzerinden nefret pompalayarak onun nefret eden kitlesini almaya çalışmadım hiçbir zaman. Çalışmam da. Bunu yine yapmayacağım. İsteyen beni izler, istemeyen izlemez. Sıkıntı da yok bu konuda ama baba bayık muhabbet. Artık bayık yani amına koyayım. Gerçekten. Yani ne ortamın huzuru kaldı ne bir şey kaldı. Gerek yok ya. Gerek yok yani. Profesyonel olunmalı biraz yani. Bu kadar amına koyayım özel husumetler, sıkıntılar yayın ekranlarına taşınmamalı yani. Bana mı gel istiyorum? Tabak tadı verdi artık yani. Hani önceden bir şeyi vardı bunun. Hani bir böyle o falandı da artık hani yok be abi.
Evet, sakin cevap vermiş. Drama yok, alert. Sonra tweet atmış Tokdir. Gerçek şu ki insan neyi de öldürebilir, ne hakkını verebilir. Karakter... Overdrama babio da one manik dramasına da bakar mıyız bugün? Sadece işine gelen kısmı anlatmış. Her zaman olduğu gibi benim Nemo'ya geçmemek için iki argüman vardı. Biri evet Evil Corp olduklarını düşünmem ki bu çok küçük bir kısmıydı argüman. İkincisi temiz Twitch kamuoyunu kullanarak ayda 30-90 karası dolar teklifi almamaktı. Amına koyayım, bu işte bir tek bu kadar para kazanabildiğini bilmeyen ben varım herhalde. Bu piyasada. O zamanki popülerliğimiz ve bu hareketin büyümesiyle Nimo'dan futbolcu paraları teklif edildi. Benim vicdanım böyle bir kamuoyuna yatırıp dürüst bir hak mücadelesi verme davasına paraya dönüşmeyi. Benim aldığım teklif 30 bin dolar da aylık. Cahreyne gelin, siz düşünün. Ayrıca platformun... Kar bu tekliften sonra 3'ten 2'ye düştü abi. Ayrıca platformun 3 ay sonra kapanması ya da geçmemek ne kadar doğru bir karar verdiğimi ayrı bir noktadan görmüş oldum. Orası ayrı. İzleyicimi rezil etmedim. Benim utanacak, çekinecek hiçbir şeyim yok. Hakkımı savunmaktan da çekinmem. Konuyu benden yana uzatmayacağım. Yaklaşık 3 sene önce gerçekten dramadan sonra izleyicilerime bir söz verdim. Bir daha asla böyle amatörce meslektaşlarıma. 30 bin dolardan sonrasını okuyamadım bu arada ya, bir şey değil mi? Harbi be. Biraz blur indi gözlerime böyle. Tansiyonum düştü. Odaklanamadım amına koyayım 30 bin. O var da ananı avradını. Hemen hesapla kaç TL abi, asla hesaplamak istemiyorum ya. 30 bin dolar ne lan? Brüt fiyat 30K anlaşıyor. İzlenme saatine göre kazanıyor. Yani 30 anlaşıp 30 kazanmıyor. Abi 30 anlaşıp 30 kazanıyorlar bu arada büyük ihtimalle ya. İzlenme saatine göre. Ya bir dur amına koydum gene. Bazen büyük ihtimalle şey, bazen ne ya, kafamı karıştırdın ya. 30K diyorlardır. 120 saat yayın yap falan tarzında yapıyorlardır. Bazen ne ya? Hürkan falan öyle anlaşmıştı mesela bundan 4 sene, 4 bile değil 6 sene önce falan. Nimo mu, Nono mu, Hey Live. Habire yayın açıyordu. Onu doldursan yapar mıydın abi sen 120 saat? Abi bir şey diyeceğim. Türkiye'de yaşayıp Türkiye standartlarında aylık 30 bin doları alıp platform değiştirmeyecek biri varsa Sedat'a demiyorum spesifik olarak, hani burada bir etik ve belli bir davanın arkasında durmuş ama kerizdir. Anladın mı? Hani kitle, ya bunu söylesen kitle de büyük ihtimalle bir şey demezdi yani. Ben size şu an gelip desem arkadaşlar ben 30 bin dolara başka bir platforma geçeceğim. Ne kadar yayın yaparız bilmiyorum. Ama işte bu para sayesinde hayatımın geri kalanında rahat olabileceğim ve geçim derdi çekmeden Abi zaten 150 içeriğimi saatten üretebileceğim. duran bu adam. Desem yani buna hayır kardeşim. Para kazanma. Valla kick o tarz değil. Kick bunun yani onda bile para vermiyor, size öyle söyleyeyim. Hani kick'in statları o kadar. 30 bin 90 bin dolar arası bu yani, bu inanılmaz astronomik bir fiyat yani. Ama işte hani Nimo'nun eksisi şuydu, hani platform kötüydü gerçekten. Chat hayatı kötüydü. Hani chat orada dayanır mıydı bilmiyorum. Chat kötü mesela. Yani. Bana mesela yazmışlardı ama fiyat konuşmamıştık. Nimo ya, yani. Ghostladığımı hatırlıyorum ben. O zamanlar maldım biraz. Sabaton dönemi. Kötüydü ama Nimo. O yüzden. Ama 30 bin dolara yani, ya bunun şeyle de alakası Bana yok 30 bence. bin dolar verseler memlekete apartman diker dolabelsi. Vay iki kiden dizer her geğen ettirem yerdim. Yani şöyle bir şey. Hani öyle bir miktar ki hakikaten kitlenin anlayacağını, hani kitleyle yakınsan kitlenin anlayacağını düşünürsün yani, anladın mı? Hani izlediğin adam tamam hayatını bundan geçirip çok çok rahat yaşayabilecek. Ben kimsenin sıkıntı yapacağını düşünmüyorum. Hani o da şeyden dolayı, yani 30 bin dolar olmasından dolayı, hani
Bu adam hayatı mesela 30 bin doları hakikaten 3 ay yayın yapıp alsaydım ben atardım amına koyayım vadeliye. Bir daha hiçbir zaman yayın geliri vesaire derdim olmazdı. Hayatımda yaptım en rahat yayınları yaparak devam ederdim. Hani cap ya get the bag abi. O yüzden yani. Ki bu arada bence kitleye de çok sıkıntı çıkartacağını düşünmüyorum hani bu konuda. Platform değiştireceksin. Birkaç ay sik gibi platformda yayın yapacaksın. O yüzden. Tamam abi bizi hazırlama. 30K kim verdiyse gel geçelim. İlk güzel sallama abi. Ben kitle memnunum. Bak kit dediğim gibi hani bu fiyatın onda birini bile vermedi. Ama hani Kick harbi platform olarak güzel gördüğüm bir platform. Rahatlık olarak da çok güzel olduğunu düşündüğüm bir platform. O yüzden hani onun rahatlığı vardı. Hani Kick'in verdiği miktarı Nimo verse gitmem mesela. Hani harbi Kick'in verdiği parayı Nimo verse, Facebook Gaming falan verse gitmem. Ama işte o platformlarda bunu bildiğinden dolayı zaten bu kadar yüksek paralar veriyorlar. O sebepten. Herkes biliyor ürünü. Neyse evet. İşte 3 sene önce gerçekten sana da bir söz verdim. Bir daha drama yapmayacağım falan. Sonra yazmış. Ayda 30 bin dolara ben toktiri kaçırıp zorla Nimo'da yayın. Herkes kafayı yemiş herhalde. Enayi 30 bin dolara kabul etmemiş. Ben de Messi. Abi öyle bir konu ki bu hakikaten bu arada. Bunu gören kimse şey demez yani. Adam 30 bin doları teklif etmediğini söylüyor amına koyayım. Hani 30 bin doları teklif etmiyor bu adam anladın mı? Hani ananın amı yani şey gladyatör Maximus anladın mı? Böyle bir adam arkasında millet herifi enayi diye linçliyorlar. Böyle bir linç olabilir mi amına koyayım? Hani saygı duyulacak bir şey bu bence bu arada. Ben hakikaten saygı duydum şu an. Yani o an öyle bir davada enayi mi? Enayi. Saygı duyuyor muyum? Maksimum yani gerçekten. Big respect abi. Ama geçse daha mutlu olurdu millet büyük ihtimalle. Drama çıkardı gene. Drama çıkardı. Yani. Hani bak global yayıncı olsan okey yani global yayıncının çok daha fazla güveni var. Hani sonuçta gene sub dolarla geliyor bilmem ne sponsorlukla falan ama Türkiye'de yayıncı olup bu inanılmaz bir teklif yani anladın mı? Hadi direkt hani bu kariyeri yapmaya devam etmek istiyorsan hayatında çok çok rahat hani yaparsın devamında. O yüzden biraz şey yani. Dramanın devamı. Cahreyn Doktor. Aha. Cahreyn'in cevabı. 8 dakika chat bu da. Fresh. Doktor'un dediği şeylere bir şey diyecek misin? Şimdi hepsini okumadım ama ben gerçekten orada psikoz yaşayan bir insan görüyorum. Üzüldüm. Ya gerçekten üzüldüm. Meczup olduğunu düşünüyorum. Bu drama bitmez abi. Drama bitmez bence. Drama sürekli kalite olarak artıyor bu arada. Fark ediyor musunuz? Çünkü şey falan yazmış. Çok alttaki yazıyı okuyamayız. Chat sizde Allah takip etmeyi biliyor musunuz? Bunu izlememiz lazım. Ondan sonra Toktir cevabını izlememiz lazım. Da girmeyeceğim çünkü artık hani çamur atışı Ali karşısına Jans, dönecek mesela. Ali Jans, W çizgi diyor ki Bix'i 13K ortalama izleniyordu. 15K anlaşmışlar. Toktir'e 30 teklif etmemişlerdir. Daha az izleniyordu. Bilmiyorum. Cahreyn cevabını duymamız lazım. Bunu bir tek Cahreyn biliyor. Ona 30 ila 90 bin dolar teklif etmişler Nimo'dan. Nasıl klip amına koyacağım? Hayal edecekmişsiniz. Öyle bir şey kesinlikle söz konusu değil arkadaşlar. Kabul etmemiş bir de aynen. Öyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Yani bu yazışmalar onunla ilgili olduğu için paylaşamam. Ama dilerse Ali abim döner geçmişi dönük. Sözleşmeyi biz ona vermiştik örneğin. 30 bin değilmiş chat. Neyini? Yanlış. Yalan diyor. Şiii. Hatırlamıyorsam sözleşmeyi çıkarsın göstersin. 30K önerilen sözleşme varsa buyursun göster. Öyle bir şey yok yani. Yani toplamda bütün ekibin ki kaç kişiydik? 7-8 kişiydik. 8 kişinin toplamı 90 bin dolar etmiyordu aylık. Onu söyleyeyim. Abi. Cahreyn bastı. Vallahi.
Ne o ses lazım bana. Bastık mı? Doktor'un cevabını okuyacağız. 13 elim öyle bir şey yok. Tamamıyla yalan. Ki yani buradan şunu söyleyeyim. Kendisi işte ben dramaya girmek istemiyorum falan filan diyor. Bunlar böyle çok sinsi insanlar arkadaşlar. Evet, kamera karşısında benimle ilgili çok yorum yapmıyor. Ama kamera arkasında neler söylediğini hepimiz görüyoruz. Bugün bir tanesi kendisi tükürmüş oldu zaten. Kamera arkasında neler söylediklerini. Çok yılan insanlar bunlar. Yani hakkımda kazandığım parayla ilgili nasıl astronomik bir rakamı götünden uydurdun? Ne söylemiş kamera arkası? Var mıydı o bizim geçtiğimiz şeylerden biri mi yoksa bilmiyor musun? İnsanlar arkadaşlar. Evet, kamera karşısında benimle ilgili çok yorum yapmıyor. Ama kamera arkasında neler söylediğini hepimiz görüyoruz. Bugün bir tanesi kendisi tükürmüş oldu zaten. Kamera arkasında neler söylediklerini. Çok yılan insanlar bunlar. Yani hakkımda kazandığım parayla ilgili nasıl astronomik bir rakamı götünden uydurduğunu zaten bugün kendisi itiraf etmiş oldu. Ya böyle bir şey yok yani. Aylık ona 30-90 bin teklif edilmiş. Kim bilir ben kaç almışım. Öyle bir şey yok. Böyle bir para hiçbir zaman olmadı. Başka uydurduğu şeyler kulağıma geliyor. Yani işte ben dramaya girmiyorum, et diye süt diye bulaşmıyorum, mazlum rolü falan. Hoş değil kardeşim, yapma. Yiğidi de öldüremiyor, hakkını da vermiyor falan demiş. Yiğit olsam verirdik, yiğitken veriyorduk hakkını. Ben senin için az çalışmadım. Kendi yayınlarımdan çok vaktinde senin yayınlarını önemsedim. O zaman kendi deal'ımdan çok senin deal'ını önemsedim. Ki bu bugün de oldu. Bugün de yine kike geçerken de. Benimle birlikte geçen bütün arkadaşlarım bilirler ki, biliyorlar ki. Kendi deal'ımdan çok onların deal'ları için ben takla atarım. Çünkü ben hiçbir zaman para göz bir insan olmadım. Herkes size bunu onaylayabilir. Benimle birlikte kike geçen herkes size söyler ki ben onlar için büyük savaş vermişimdir. Yeri geldi ben dedim ki gerekirse benden keselim onlara ekleyelim. Benim için hiçbir zaman sorun değil. Çünkü ben zaten paramı çok iyi kazanacağımı biliyorum. Şey kısmı tamamıyla yalan. Biz işte temiz Twitch olayını paraya çevirmeye çalışmışız falan. Külliyen yalan. Yani bu arada kick konusunda... Ben Cahre'nin doğru dediğini düşünüyorum. Çünkü mesela bu kick'e geçmeyeceğim muhabbetim vardı ya benim hatırlarsanız. Kick'i ghostladığım zaman 6 ay önce. Ben kick'le hiçbir bağlantım yoktu. Ghostladım herifleri. Çağrı falan geçti. Ondan sonra lan dedim hani ben de bir sorayım edeyim dedim. Benim arkadaşıma yazmıştım Mert'e. Topya'da Mert var ya. Mesela Mert Ahmet abiye soracağım dedi. Ahmet abiden mesela Cahre'nin yazayım hani kanında falan filan adamla konuşalım falan demişti. Hani o konuda bana bile hani tanışmadık bile biz mesela hiç Cahreyn'le. Okey yardım ederim dedi yani. Konuşurum vesaire demişti. Ama ondan sonra işte bir yerden vesaire falan filan başka bir şekilde ulaştık. Ama hani ilk başta öyle bağlayacaktı. Yani. Çağrı'yla konuşmadık. Çağrı'ya demedim ben. Mert'e yazmıştım işte. Mert de Ahmet abiye yazacağım falan. Ahmet abiyle konuşuyorum vesaire demişti. O da tamam hani ben de konuşayım onunla alakalı demişti. Oradan sonra şey oldu. BBL üstünden falan bağlandık. Jaho beni almadı. Yok hayır. Jaho ben de konuşurum hani dedi. Adamla bağlarız vesaire tarzında konuşmuştu. Ama ondan sonra BBL'den geldiler. BBL'den bağlandık. Adamlar BBL üstüne ulaştı bana. Doktor enayilik yapmayıp kabul etseydi. Doktor enayilik yapmayıp kabul etseydi. Dur oğlum daha çok var 6 dakika var. Size bir yalan. Ben hayatımda daha büyük ve daha çirkin bir yalan duymadım. Biz o anlaşmaları temiz Twitch için almışız falan. Çekermiş. Tamam, bir kere evet bazı insanların hafızası kısa short term olabilir. Ama bununkisi bulanmış yani. O gitmiş. Ottan gitmiş kafa zaten. Saman olmuş da. Hatırlayanlar hatırlayacaktır. Arkadaşlar orada temiz Twitch olayında para kaybeden tek insan bendim. Çünkü benim Twitch'ten aylık bir anlaşmam vardı. Şu kadar saati doldurursan aylık sana fix şu kadar para ödüyoruz diye. Ben yayın açmadım. Bakın bir tane örneği yok bunun. Ben abi pece topluyorum. Sence %7.5 bot denek çok etkiler mi? Bir de lol ne zaman? Oğlum ne diyorsun? Oğlum ne dedin ey?
Ben yayın açmadım. Twitch'ten paramı almadım o dönem. Ve bu temiz Twitch olayından dolayı Nimo tarafı başta anlaştığımız fiyatı da aşağıya çekti. Nasıl da başka bir yere gidemeyecekler diye. Gidemeyeceğiz diye. Başta anlaştığımız parayı da aşağıya çekti. Yani hani temiz Twitch'ten sözde biz para jenere etmişiz ya. Aksine temiz Twitch'ten ötürü biz para kaybettik ama yokum. Adamlar dedi ki siz zaten Twitch'e geçemeyeceksiniz. Çünkü şöyle, biz zaten bir konuda anlaşmıştık. Bu arkadaşlar biz gelmeyeceğiz deyince tekrar masaya oturduk. Durmak zorunda kaldık. Tekrar masaya oturunca adamlar da dedi ki tamam, sizin artık hani başka şansınız kalmadı. İllinimo'ya geleceksiniz. O zaman biz yeni anlaşmada böyle bir fiyat veriyoruz dediler. Anlatabiliyor muyum? Yani anlatılan her şey yalan. Sanki ya, öyle bir lanse ediliyor ki sanki abi, biz ikisi de sakin konuşuyor. Kim haklı, kafam karıştı. Tamamıyla yalan. Haziran'da ilk kez Antalya'da oturduk. Haziran'da ilk kez oturmuşuz. Temiz Twitch olayları ne zaman olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Biz ta öbür Mayıs'ta mı Haziran'da mı ne başladık tekrar yayınlara. Yani yok böyle şeyler. Bunların alayı yalan yani. Ve doğrusunu bilip bu kadar temiz yalan söyleyebilmek. Bir de onurlu rolü böyle şey yapıyor ya. Bir de böyle bana yakışmaz. İşte o anlamaz. O algılamaz. Ne anlatıyor? Ne yapıyor? Ya mitomani bu artık. Ben hiçbir şekilde muhatap olmuyorum. Etrafında dolaştıkları bir grup insan bence var. Krater adamdır. Enes Batur'dur. Bilmem nedir. Bunlara ne anlattığınızı da neler anlattığınızı da biliyorum. Bu mitomanilere devam etmeyin. Gidin psikozunuzu, meczupluğunuzu bir köşede yaşayın. Yayında evet bir şey demiyorsunuz. Kafanızda planlar da kurmuşsunuz. İşte Kike giderse bunlar buradaki izleyici biz kaparız falan filan. Allah çarşınızı pazar etsin. İnşallah 20 bin izlenir. Çok da sikimde değil. Ama artık salın ya. Yani arkamdan şu konuşmaları salın. Yalanları salın. Bugün bir tanesini zaten osurdun yanlışlıkla. Bugün bir tanesini osurdun. Ne bir ona 30 bin 90 bin arası bir teklif gelmiş. Ben kiminleri ne almışım Nimo'dan? Ya yok böyle bir şey. Çok esma çok. Ekibin toplamı almadı 90 bin dolar ya. Öyle bir şey yok. Yok yok. Öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Yapmayın gözünüzü seveyim ya. 30 da değil, hayır. Fasiktir amına koydum. Abi 30 olur mu? 30 ki zaten şöyleydi. Nimo'da şöyle bir anlaşma yoktu. Onu da söyleyeyim. İzlenme istedi onlar. Yani Kick'teki gibi bir anlaşma değildi Nimo'daki. Onu da söyleyeyim ha. Onu da keşke 30K verseler. Oo ne güzel yani. Ha inanmıyorsanız Barışçı'ya falan sorun ha. Bak bir şey söyleyeyim ha. Bak bana inanmıyorsanız gidin. Onlar hala devam ediyorlar Nimo'da yayınlarına. Hala maaşlı çalışan gibi. Gidin Barışçı'ya sorun. Gidin Bixi'ye sorun. Gidin Mezarcı'ya sorun. Nimo'da en uzun süre yayın yapan, hala daha yapan insanlara sorun. Barışçı ki Nimo'nun en çok para kazanan yayıncısı, Mezarcı en çok para kazanan yayıncısı, onlar öyle paralar almıyor. Ya yok öyle bir şey yani. Kim kaybetmiş de Allah'ın cici kuşuna 30 bin 90 bin dolar, öyle bir şey yok yani. Yok tamamen. Nimo kapanmadı mı? Olur mu arkadaşlar? Türkiye'deki operasyonu durdurdular sadece ama bazılarıyla devam ettiler yani. Şeylerle, PUBG'cilerle devam ettiler. Bir süre daha çaktırmadan şeylerle Barışçı ile devam ettiler. Mezarcı ile devam ettiler. Hala daha devam ediyorlar PUBG'cilerle. Mezarcı şey ya. Bir daha bir gün seni görürsen öyle. O işte. Döve döve. Değil mi o mezarcı olmasın? Dedi, no way. Yani durum bu. Tamamıyla bullshit bir hikaye anlatılmış. Kim bilir kimlere neler anlatıyorlar. Meczup yani, acıdım. Harbiden acıdım. Abartmayın, takılın ama abartmayın oğlum. Kötü olmuşsunuz yani. Nimo evet arayüzü falan kötüydü ama oradaki yayınlar çok eğlenceliydi arkadaşlar. Yapmayın şimdi, o zaman oraya gelenler hatırlayacak. Aşırı eğlendik orada. Daha freeydik çünkü. De öyle olacak. Nimo kayıp balık olan. Aşırı eğlenceliydi abi. Çok eğlenceliydi abi. Vallahi bak, hatırlayanlar hatırlayacak. Kick'te de öyle olacak, görürsünüz. Aynen. Unchained açacağız çünkü. Unchained kardeşim. Daha önce evet ben sanırım bunu anlatmışım ya. Kim bilir kimler var şimdi kalbinde. Bana da geldi. Bir dakika. Dediler ki kaç paraya anlaştıydık biz hatırlamıyorum. Ayda 70k mı? 70k dolar vereceğiz dediler. Ben hiçbir ay 70k dolar almadım. Çünkü adamlarla fiyat üstünden konuşuyorsun. En son imzalamaya geliyorsun. Adam da diyor ki ben kendimi korumak için diyor. Senden diyor izlenme saati istiyorum. Yani izleyici sayısı çarpı saat. Bu kadar saat izlenmeye ulaşırsan tam parayı alırsın diyor ki o... Oğlum Cahre'nin ventrilok olmuş ama bakayım. Ağzı oynamadan nasıl anlatıyor? İzlenmeye ulaşmam benim bile imkansızdı. Ha? Tamam. Yani ben de 70K'ya anlaştım ama hiç 70K almadım Nimo'dan. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar basit. Yani kademeleri var. 35K mümkün değil, alamazdı. Tabii ki teklif gelmiş olabilir ama alamaz. Onu diyorum. Ya yani içinde bulunan bir kişi olarak ben ondan daha iyi biliyorum. Yani evet bunu birebir yaşadık. Yani bu kimdi? Bu bahsettiğim kimdi hatırlamıyorum. Kimdi bu bahsettiğim? Bu hype'tı bu. Bu hype'tı sanırım. Bu hype. Evet, bu bahsettiğim hype. Arkadaşlar ben size şöyle söyleyeyim. Başka bir arkadaşımızı söyleyeyim. O bana kızmaz ki. Bağırma ya. Kadir, Suan yayına gidiyor sesin. Bir daha Agzin'den bir KFR daha duyarsam
Bir daha o serefsizler gibi olursan. Tamam had. Ben size şöyle söyleyeyim. Başka bir arkadaşımızı söyleyeyim. O bana kızmaz ki hala beraber çalışıyoruz. Bixi'nin, ki o zaman Bixi'nin ne kadar izlendiğini hatırlıyorsanız, anlaştığı para 15'ti ama o da hiçbir zaman 15'i alamadı mesela. Anlatabiliyor muyum? Oradan siz denkleme oturtun yani. Bixi'nin 15 aldığı yerde, ki o zaman Bixi 13-14 bin ortalama izleniyordu. Malum arkadaş ne kadar almıştır onu siz uydurun yani. Anlatabiliyor muyum? Orada doğru orantıyı hepiniz öğrendiniz ilkokulda. Malum arkadaş ne kadar alıyor? Oradan hesaplayın. 30K almaz yani. 30'un başını. Ya kısacası herifler çok yukarıdan konuşup, mailleşip ama hani gerçekten iş ona düşünce. Abi ben misik anlamadım. Milyoner mi olmuş? Hayır abi. Sercim senin herhalde... tipin çok kötü brom ya. Ben bir diyor muyum? Herhalde Nimo işte atıp tutarak teklifle geliyor. Ondan sonra harbiden imzalamaya gelince deli gibi düşürüyorlar. Ne alır? Öyle bir şey yok. Anladım kadarıyla. Tamam. Doğru orantı yapın orada. Bahreyn açıklamaları yaptığı sırada Doktor'da yayını izleyerek cevap verdi. Bahreyn tam da beklediğim gibi cevap verdi. Onun sözünde benim sözüm tabii. Her şeyi yalanla. Sonrasında beni yalancı ve deli yap. Teknik bakımdan tam bir malum adamsın. Kendin yaz çiz oyna. Biz o kadar teklif almadık dedikten sonra klibinde kendi kendini ifşalamana patladım. Olur tabii izin veriyorum bakalım. Hazır baslamışız bir de Neo'yla olan eski dramasını da izler miyiz? Midir'la. Bizde bir belge yok çünkü süre sizin üzerinizde ilerledi. Ha. Ne? Bizimde belgeyi çarpıtma. Hacı yok ha. Ek olarak burayı daha fazla doldurmayacağım. Ama güzel boşalttığı noktalara yarın yayında değinir. Konuyu kapanırız. Herkese hayırlı akşamlar. Abi özet geçer misin? Geçemem ya vallahi. Yani kime inanacağız mı? Kimseye inanmamıza gerek yok. Sanger haklı abi. Herkes bence... Herkes haklı. Silla Lujan diyor ki bir mimik analizi yapabilir mi? Çok acil. Abi mikro mimik. Acilen mikro mimik analizine ihtiyacımız var. Felaket derecede ihtiyacımız var. De, anlamadığı şey şu bizim o drama. Biz Cirox'tan devam. Dudak var, bıyık var, hafif bir sakal, alt dudak var, göz kırpıyor, kaşları var, saçlar uzun, galiba erkek. Yahreyn. Gözlük var, bıyık var, sakal var, saçlar uzun, fazla sakal var, sakin bir bakış, sinirli bir bakış, daha sinirli. Ben ikna oldum. Nefes alıyor sanırım hakıl. Ben mikro mimik analizimi yaptım arkadaşlar, gerisi size kalmış. Gerisi size kalmış. Ama bu drama büyür. Dizi gibi. Puan olarak 8 veriyorum. Çok yüksek meblağlar mentionlandığından ötürü. Tahmini ömrüm. Bu dramaya vereceğim tahmini ömrüm. Bence bir 4 gün falan daha devam olur. Bir 4 gün falan daha devam eder. Kim haklı yalan makinesi İbrahim? Abi bakın şimdi. Sizin drama ile alakalı bilmediğiniz bir nokta var. Size hemen bunu öğretmek istiyorum. Arkadaşlar galiba bu ilk dramanız. Bir drama izleyicisi olarak size bir şey söyleyeyim. Dramada haklı tarafı sen. Bir maç izliyorsun.
90 dakika bitmeden kimin kazandığını söyleyebilir misin? Drama da öyle bir şeydir. Herkes kartlarını koyar. Biraz sessizlik olur. Ondan sonra gider teker teker incelersin. Gerçekten kimin kazandığını anlarsın. Anlatabiliyor muyum? O yüzden diğer cevaplara odaklanmamız lazım ilerleyen günlerde. Bana bu kalemi sat. O zaman yorumumu yaparım ben de. Çünkü şu an bir şey desem. Bir de şöyle bir durum var yani. Drama şu an aktif pişerken son konuşan genellikle haklı gibi gözüküyor. Çünkü bu böyledir. Son konuşan bir şey sunar. Karşı tarafta buna bir şey sunar. Bu şekilde. Mesela şu an Jahreyn Tokdir'i yalanladı. Tokdir de Jahreyn'i yalanladı. Jahreyn çıkarıp gerçekten sözleşmeleri gösterirse, sözleşmeler 30-90K arası değilse, 19 milyon takibim var. 30-40 arası, mesela 30-90 arası değilse mesela, o zaman Jahreyn dediği doğru olacak. Gibi gibi. Belki dayı popcorn koymuştur şimdi kendine. Bence Alp bu dramaya girmez gibi geliyor. Oyumu oradan veriyorum. Girdi mi? Nasıl girdi abi? Hiçbir şey dememiş. İddia Alp kesin oynamıyor musun? Sever. Bitmeden tahmin edemiyor musun? Bence girmez. Bence bu olay neye dönecek biliyor musunuz? Sonra. Tokdir ilk başta 30 binle teklif geldi. Ya şimdi aslına bakarsanız ikisi de mantıklı yerden yakalıyor. Hani Tokdir diyor ki hani zaten sözleşmeyi teknik olarak kabul etmemiş Tokdirler. Nimo'ya gitmemişler. İlk başta adamlar 30 binle geliyor. E sonrasında 30 binle falan konuşmaya gerçekten hani cidden platform değiştirmeye gitselermiş belki o 10 bin dolara falan düşecekmiş. Ama hiç o kademeye ulaştırmadılar herhalde. Tam anlamadım orayı. Hani sözleşme imzalamaya oturmadıklarından dolayı o 30 bin olarak kalmıştır yani. Ama Jahreyn 30K olmadı dedi mi hiç ya? Hiç öyle, gerçi dedi hiç öyle bir şeyle gelmediler gibi dedi. Dedi mi? Hatırlamıyorum ki. Dedi galiba. Hiç öyle bir şey yok dedi. Abi biz neden Karsos? Karışmıyoruz ki abi. İzliyoruz biz sadece. ...30K teklif ediyorlar ama şu kadar izlenmen lazım diyorlarmış. Benim bildiğim kadarıyla da Nimo öyle. Hani çok atıp tutuyorlardı. Benim hani geçen... ...orada Nimo'da yayın yapan... ...tanıdığım insanlara göre duyduğum... ...şu kadar izlenmen lazım, şu kadar yayın yapman lazım... ...falan filan tarzı gidiyormuş. Hiçbir zaman o paraya ulaşamıyormuş insanlarda. Parası kalanlar bile vardı yani. Platformda. 30K teklif geldi ama kimse dolduramadı o saati, tam ücret alamadı dedi. O zaman farklı bir noktaya değinmiş oluyor. Tokdir sonuçta 30 bin dolar teklif geldi diyor. Yani alıp almaması önemli olmuyor bu noktada. Evet. Yeter. İlerleyen günlerde bu dramayı takip ederiz. Bana hatırlatın yeni güncellemeler olunca. Yani niye haklı yarıyoruz ki? Niye? Evet. Daha bitmedi Esekin abi. Esekin Tekken Kuma videosunu gördün mü? Kimin? Hala olmuyor musun? Evet. Seçilme 0-4-9 varsa... Başarılı chat.